Komutanım, imzalanacak evrakları getirdim. Abi zar sana. Yüzbaşıdan açan. Alfa Scramble. Baş 300 orta profil doğru kontrolde olmayacak. Tanımsız 2 uçak sınır ihlali riski var. Gerçekten. Sınır ihlali riski ortadan kalktı. Meydana dönün. Doruk Kobra 6-6. Verdim atanımda. Dönüyoruz. Galata Kulesi'nin canına tak etmiş. Bir mektup yazmış. Zarfen mektubu almış. Bırakmış kendini Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne. Ama mektuptaki aşk sözcükleri o kadar ağır gelmiş ki taşıyamamış. Düşürmüş denize. Ve Kız Kulesi'ne. Niye uçamasaymış? Kendi düşseymiş denize. Düşmemiş. Rüyasını gerçekleştirmiş. Ahmet, ben korkuyorum. Korkma. Yanımda ol Burcu. Bir şey yoluna girecek, Onur. Merak etme. Ahmet Onur. Bir türlü alışamıyorum Onur'a. Annem ve sen, Ahmet'e devam. Bol şans. Ben çok gerildim şu anda ya. Sakin ol, hepimiz halledeceğiz. Ben bundan çok korkuyorum, biliyor musun? Şşşt, hadi. Kaç? 6G. Ay. Kenar mı çıktı? Ne yapıyorsun? Gayet güzel oluyor. Devam edelim.
Hiç iyi şimdi. Oley be. Oley be oğlum, süper bir şeydi lan bu. Harbi eli. Arena mı burası? Özür dilerim komutanım. Hazırım hocam. 300 nattan 350 nata artıyor. 400 nata kadar artıyor. Ve sağa doğru 30 derece yatış yapıyorum. Güzel, limit var. Devam edebiliriz. Evet, şu an 30 bin fitteyiz. Maskeleri sağ taraftan açıp teste başlayabilirsiniz. Yazarken konsolların üstünde yazıyoruz. Yüzünüzü görelim. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman maskelerinizi yüzünüze takabilirsiniz. Sağ olun komutanım. İnşallah biz de sizin yanınıza geleceğiz. Türk yıldızı mı olacaksın? Nasip. Al bakalım. Şans getirsin. Yarın gösterimiz var. İzlemeye gelin. Sağ olun komutanım. Bu ne kızım ya? 11, 13, 18. Ya sen önce kendi kağıdına baksana. Ne varmış kağıdına? Sayılar doğru ama ismini Ahmet Onur yazmış. Omur değil canım o. Onur yazdım, elim titremiş. Ha tabii tabii, kesin titremiş. İkizler şuna bir bakın bakalım. Ne yazıyor? Gözler hala bunlar kızım. Ah yazık. Yazık. Bu şey verirsiniz. Hadi be. Üzülme. Dalga geçmeyin. Burcu sen bak hadi söyle bakalım. Yok yok, problem yok. Oh be. Oğlum az kalsın eleniyordum. Ne oldu be? Burnum çok doluymuş. Sünüzit ameliyatı olacağım. Haftaya tekrar muayeneye geleceğim. Sünüzit ya. İnşallah bir aksi çıkmaz oğlum. Sünüzit değil. Sümüklü. Sinüzit. Seni bu burunda kim pilot yapar? Git önce burnunu sil demişler. Sümüklü. Sen nerelere kaybolacaksın onu düşünüyorum. Sağlık işi bitince İzmir'e gideceksin. Ben İstanbul'da kalacağım. Ama sen... Uzak değil ki Burcu. Yine görüşeceğiz. Uçaklara nasıl baktığını gördüm. Bundan sonra sen gökte, ben yerde. Bu ayrılık değil mi? Değil. Sadece zaman ikimiz için farklı akıyor olacak. Zaman farklı akınca hayat da farklı akmaz mı Ahmet? Ya. Oğlum okul birincisi böyle elenirse yandık Ahmet, biz. Ahmet Onur, Ayşe Dinçer, Mustafa Hızarcı, Tunç Sözeri. Harbiyeli Hızarcı. Harbiyeli Dinçer. Harbiyeli Onur. Harbiyeli Sözeri. Hava Harp Okulu, öğrenci alay sancağının... Mukaddes nöbet sırası sende. Rengi mübarek ecdat kanının rengidir. Kumaşı şehit tenidir. Parıltısı
zaferlerin ışığıdır. Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra. Kanının son damlasına kadar onu daima yükseklerde tut. Onu senden sonra sağ kalanın eline teslim etmedikçe son nefesini vermeyeceksin. Bu sancak nesiller boyu ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacak. Sancak nöbetçiliği nöbet hizmetlerinin en şereflisi, en kutsalıdır. Bu şanlı sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğimizin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Vallahi öyle. Ay, büyüdüler, teğmen oldular da pilot olacaklar. Ya. Ben hala inanamıyorum. Baban seninle artık daha çok gurur duyuyordur kızım. Burcu, sen nerede okuyorsun? Konservatuvarda. Sen o zaman Mehmet'le çok iyi anlaşırsın. Evde Ebru yapıyor. İzmir'e gelirsen bekleriz. Uçadayız. İkisi de emekli ya. Bütün gün evdeler. Melekler tanıştıklarını çağırırlar. Hey Allah'ım ya. Ettiği lafa bak Allah aşkına şimdi. Sanki biz can sıkıntısından çağırmıyoruz. Sıkma canını be. İyi senin elini vurmuşlar. Ameliyat ol gel demişler korktum lan. Sümükten almayacaklar seni, giremeyeceksin diye. Yine kılpaya geçtin ha. Ha kes be. Beyvenler, uçuşa hazır mısınız? Daima. Burcu hoşça kal. Bize şans dile. Onur da merak etme, bana emanet. Gel Nişan. Tamam. Size iyi uçuşlar. Hadi görüşürüz Can. Görüşürüz. Seni gökyüzüne uğurluyorum. Benden selam söyle. Sen de İstanbul'a iyi bak. Fırsat buldukça geleceğim. Bu kapı senin için farklı bir hayatın başlangıcı. Sen içeri gireceksin, ben burada kalacağım. Ayrılıyormuşuz gibi konuşmasana. Yanımda ol dedin, oldum. Ama bak, ben buradan dönmek zorundayım. Aramızdaki bağ bizi birlikte tutar Burcu. Gel hadi. Bunu hiç çıkarma. Sonsuz gökyüzünün pilotların toprağı olduğunu öğreneceksiniz. Memleketin kaderinin parmaklarınızın ucunda olduğunu hissederek uçacaksınız. Asıl öğreneceğiniz şey uçmak değil, gökyüzüne yazmaktır. Çünkü biz gökyüzüne yazarız. Gökyüzüne yazmak suya yazmaktan çok daha zordur. Kimse bilmez, kimse görmez ama biz yaşarız. Gökte uçarken
sizden öncekilerin yazdıklarını okuyacaksınız. Ve gerisini siz kanatlarınızla yazacaksınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Başarılar diliyorum. Teğmenler, Çeliüs'üne hoş geldiniz. Sağ ol! Dikkat! Bakıyorum hepinizin göğsü kabarmış. Var mı kanatlanıp uçmak isteyen? Hemen şimdi. Şu uçaklardan birini alıp uçmak isteyen. Yok mu? Ben varım komutanım! Daha dur bakalım tırtıl. Sen ne zaman kozandan çıktın da kelebek oldun? Ahmet sen ne yaptın ya? Ne ne yaptın? Sordu ben de söyledim. Oğlum böğürdüm be. Ciğerim patlayacaktı. Ya bir git işine ya. Size neden ikizliyorlar bakalım? Biz çocukluk arkadaşıyız komutanım. Birlikte büyüdük. Güzel. Bakalım bu brevelerden kaçı düşecek, kaçı takılacak. Azı kalır ama bizimkiler takılır komutanım. Bakın teğmenler. Buradan ya pilot olur uçar çıkarsınız. Ya yeteneğiniz yoktur. Bünyeniz uçmaya el vermiyordur. Elenir çıkarsınız. Ya da... Allah korusun. Hocam Yamanlar'da 5500 fitte düz uçuşa geçiyorum. Hı. Takiben 12 numaralı çalışma sahasını kat edişle beraber 15 numara için tırmanışa başlıyorum. İniş takımları ve flapları koyduktan sonra süratimi 120 nata düşürüyorum. Sürat gelirken gazı ilave ediyorum. Başlangıç için ufku düz olarak kat ediyorum. Ufku geçer geçmez iki çekiş bir yatışa başlıyorum. Kuşun motorlara hasar verdiğinden şüpheleniyorum ve motor saatlerini kontrol ediyorum. Çalışma sahasına tırmanışımı iptal ediyorum. Götürman manevrasında terse geçtikten sonra 3-4 çiğ ile yatışsız olarak çekiyorum. Sonra çalışma sahası alt irtifasını... Sana bir soru soracağım. Eğer de onu yanıt verirsen seni hemen uçuşa çıkaracağım. Buyurun komutan. Ama eğer bilemezsen doğru yanıtı verene kadar uçamayacaksın. Seninkine uçurdun. T-41D eğitim uçağı komutanım. Emin misin? Doğru yanıtı verene kadar uçun kesin. T-41 uçurmadık mı? İlk ne uçurdun diye sordu. T-41 değil mi? Evet. İnişe devam edelim. Karakuş. Teğmen Karakuş. Sen ne yaparsın? Hocam tereddüt etmeden gaz kollarını militereye açıp pas geçiş işlemlerini uygularım. Öncelikle size amling sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi... biraz daha ağır olması diğer uçak modellerine göre. Bravo, bravo, bravo. Hadi saat 11 yönünde, hadi. Kızım sola yatırsana. Hadi, abicim bir sussana ya. Hepimiz T-41 uçurmadık mı ya? Kafa mı buluyor bende? Atla! Nereye atlayayım lan? Nereye dur, atlayayım? Şaka yaptım. Nereye atlayayım oğlum? Sana mı atlayayım? Nereye atlayayım?
Duyuyorsun değil mi seslerini? Herkes uçuyor, bir tek ben yerdeyim. Aa, niye? Niye yerdesin? Hocam, hocam manyak. Bana bir soru sordu, doğru yanıtı verene kadar uçuşun kesik dedi. Sorduğu da ne biliyor musun? Sen ilk ne uçurdun? Ya hepimiz ilk T-41 uçurduk, niye hala gıcıklık yapıyor anlamadım. Ama hangi uçak diye sormamış ki. Uçurtma olmasın? Evet. Evet. Komutanım. Uçurtma. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Basınç 10 ila 45 arası normaldir. Sağ motoru durdururum. Tekrar çalıştırmam. Dinçer Teğmen'im. Teğmen Dinçer. Sen ne yaparsın bu durumda? Hocam motoru durdurmadan önce gaz kolunu idle'a çeker, yağ tazeliğinin limitler içinde olduğunu kontrol ederim. Eğer limitler içinde değilse motoru durdururum. Bugünkü uçuşunu kestim. Yağ tazeliği limitlerini 1000 kere yazacaksın. Sabah masamda göreceğim. Oğlum ne yazıyorsun? Denden koyu geç. Kafa basmıyor mu? Kıza bak lan. Motoru da kıyakmış oğlum. Tam benlik bu. Tabii şimdi sende de motor var ya, hemen senlik olur. Ne motoru lan? Uçak var ben. Al uçak. Bakalım. Katip Çelebi. Sağ ol. Hoca çok verdi 1000 tane ya. Sen benimle yanlış yanıtlıyordun. Birlikte yazardık. Tamam biliyoruz. Teoride iyisin. Ama biliyorsun bu bilek işi bilek. Hem bakalım ilk yalnızlığına kim çıkacak? Öyle mi? Bunu da yaz bir tarafına o zaman. Hadi biz kaçalım. Hayatım. Masa sert bak. Kolay gelsin. Ben de seni çok özledim. Ama canım benim, nasıl çıkayım ben buradan? Annemler burada Foça'da dibimdeler. Daha onlarla görüşemedim. Lütfen. Ne yapıyorsun ya? Dikildin başıma gardiyan gibi. Hem ben belki aşk mektubu yazıyorum. Hocana mı? Az verdi sana 1000 tane. Sen pilot olamazsan hatlat olursun ha, üzülme. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Burcu mu? Hı. Ne bu halin o zaman? Sorma ya. Ben çıkamıyorum diyor, gelmek istiyor. E kız haklı tabii. Ama işte gelse de doğru düzgün görüşemeyeceğiz. Uçuş okulu ağır diyorlardı da o kadarını beklemiyordum ben. Üzüldüğün şey bu mu oğlum senin ya? Çağır bir hafta sonu gelsin, en azından birkaç saat görüşürsünüz be. Haklısın be. Siz ne yaptınız? Biz mi? Mustafa mı? Artık o hattat Mustafa. Hı? Hadi bakalım. Viril çalışalım. Kumandalar sende. Anlaşıldı komutanım. Kumandalar bende. Viril planlıyorum. Rabia tam geri. Tam direksiyon. Nasıl bir komutanım? Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol.
Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Nasıl geçti? İyiydi. Güzel. Bir şey unutmadın mı? Sen yarım saat uçuyorsun diye o şef sabaha kadar çalıştı. Git elini sık, teşekkür et. Hadi. Yalnız uçuşunu kestim. Sen nereye geldin? Paraşüthaneye hocam. Al uçağı, çık yukarı çalış biraz. Hocam yalnız mı gidiyorum? İlk yalnız uçuşumu aldın mı? Hadi hadi, çok sorma. Ne diyorsam onu yap. Teşekkürler hocam. Aferin. Sağ olun komutanım. Benimki de alıyordu yalnız uçuşu da. Son anda yaktı kendini. İlk yalnız uçuşa gidiyorum. Tamam tamam. Bir yalnızı çıktın, hemen pilot oldun değil mi? Ya Mustafa, ilk yalnız diyorum ya. İlk yalnız. Senin şu bileği öpmen gerek. Paraşütünü topladıktan sonra öptürürsün hocana. Ya çocuğun biri hocasıyla uçuyormuş. Artık yukarıda ne olduysa bunlar uçağı bırakıp atlamış. Sonra yerde paraşüt toplarken çocuk gitmiş, hocası demiş ki, hocam ben şimdi eğlendim mi? Hadi canım. başka neler yapıyorsunuz? Uçmaya çalışıyoruz işte. Kendimi sürekli kokpitte hayal ediyorum ben. Ya ben de seni sürekli uçaktan yeni atlamış paraşütünü toplarken hayal ediyorum. Bak ya. Şaka canım, Allah korusun ya. Ahmet, sen neler hayal ediyorsun? Sadece uçmayı mı? Yani dışarıda da bir hayat var biliyorsun değil mi? Buradaki hayat çok farklı Burcu. Okulun dışındaki hayat geride kaldı. Artık yerdeki hayatla gökteki hayat var. Duyguları çok farklı. Nasıl? Anlatsana. Uçunca anlıyorsun. Uçarken kendimi gökyüzüne aitmiş gibi hissediyorum. Ama yerdeyken öyle değil. Yabancılaşıyorum, garip oluyorum. Anlayamazsın. Yo, anlıyorum. Burcu ya, Onur'a bir hoca düştü. Kemal binbaşı görmen lazım. Çok acayip bir adam. Bu da ondan öyle acayipleşti canım. Bir bakma böyle konuştuğuna ya. Ya adam Bosna'da yakıt ikmali yapa yapa 8,5 saat uçmuş. Ya. Bence orada biraz kafayı sıyırmış olabilir. O kadar uçanın dünyası değişir be. Görüyorum. Yine bize ayrılık göründü. Burcu, ayrılmıyoruz. Sadece seni uğurluyorum. Yerdeyken uçmayı özlemiyor musun? Özlemez olur muyum? Ben de seni öyle özlüyorum işte. Bir uçuştan sonra uçaktan inerken onun son uçuşun olabileceğini düşündün mü hiç? Düşünmek bile istemem. Ben yol boyu bunu düşüneceğim. İstanbul kalkıyor. İstanbul yolcusu kalmasın. Burcu yapma böyle, ne olur ya. Tekrar döneceğin günü düşün. Git ki gelirsin.
sen de aşkı ben ol ki bilesin. Bak bunu yeni yapıyorum. Nasıl? Kartala benziyor. Benim için mi yapıyorsun yoksa? Beğendiysen al. Ama senin için başka bir şey yapacağım. Ne zamandır aklımda? Ayşe hı-hı. Nerede? Anneciğim Ayşe okula gitti. Size de çok selam söyledi. İleteyim. Peki Burcu'yu niye getirmedin? Kızcağız buralara kadar da gelmiş. Kalsaydı biraz. Aman anne işte öyle esmiş gelmiş kız. Bir daha geldiğinde söylerim kalır. Yani. Oğlum bak. Bizi geçiştiriyorsun ama o kız senin için buralara kadar geliyor. Sakın onu geçiştirme. Orası öyle de baba. Benim de dikkatimi dağıtmamam lazım. Zor yani. Tabii zor. Uçacaksın. Yavaş ya, yavaş ya. Oğlum kaç kere söyleyeceğim bu kadar yemek uçuştan önce diye. Kusacağım, başıma iş alacağız. Oğlum zaten doğmuş. Tez aşamasındayım. Hava kuvvetlerine başvurdum, onlar da kabul ettiler. Sizinle de görüşeceğim yakında. Niye? Sizin bizimle mi ilgili? Sayılır. Uçuş eğitiminin insan psikolojisi üstüne etkilerini araştırıyorum. Onurla konuşacaksın. Uçak görünce uçacağını saran başkasını bulamazsın. Kaskı böyle mi aldın, yerde boyattın? Kendim boyadım. Peki mümkünde boyar mısın? Dur bakalım ya, sen önce bir pilot ol. Şu son kontrollerini bir görelim. Ha. Hah, geldi işte son kontrollerini yapan birisi. Ne olur? Ne var ya? Niye hepiniz bana bakıyorsunuz? Hiç. Ben bakmıyorum. Beni katma. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gofreti yer misiniz? İddiadan kazandım. Hayır. İddiaya mı girdim lan? Hidrolik ikaz lambaları yandı. Sağ motor durdu. Gaz kolunu off yapıyorum. Arı 3-3 yalnız. Gaz kolunu off yapma. Sakın off yapma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Off yapıyorum hocam. Mutabık mıyız? Negatif, negatif. Sakın off yapma. Motor çalışıyor. Çalışan motoru neden durdu? Tamam, açın ışıkları. Sadece gearbox arızası var. Panik olan bir adamın nasıl basit hatalar yapabildiğini duydunuz. Bu son uçağınız. Mezun olmanıza çok az kaldı. Hepinizi pilot yapmak zorunda değilim. Bazılarınız çok basit hatalar yüzünden eleniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Teğmenini al. İkinci bir emre kadar uçuşunu kestim. Teğmen sözleri. Teğmen sözleri. Kaldığı yerden devam edin. Hocam, pito ve pito devre kesicisini kontrol ederim. Şaka mı lan şimdi? Yüreğime indi lan. Ulan ben sorarım size. Çok komik. Git tak şunu. Tamam takıyorum. Üzüldün mü? Ha ne üzülmesi ya? Ödüm koptu be. Kolda benden 8 çalışabilir miyiz komutanım? Ara 4-2. Bu gençler öt çekmeyi seviyor. 3 numaralı çalışma sahasında benden 8 çalışalım. İyi olur komutanım. Tuncan da ihtiyacı var. Kumu 3-2. Çiğli meydana göre yaklaşık 275 radyal,
32 milde bekliyoruz. Bu ne ya? Geçmekle iyi yaptın kardeşim. Herkes jetlere dayanamıyor işte. Ya deme öyle. Fatih doğru söylüyor. Seni çok özleyeceğiz. Üzme kendini olur mu? Kızım dünyanın sonu değil ya. Sakin olun. Ben uçuştan elendim ama hala kuvvetteyim. Orası öyle de oğlum. Elenmem bana çok koydu be. Resmen çakıldım. Ben o an hayatım boyunca unutamam. Oğlum bana bak. Senin hiçbir suçun kabahatin yok. Son üçü birlikte yaptın. O kadar. Siz de toplayın şu herifi, gözüm arkada kalmasın. O bende. Kardeşim. Of. Ne herif be. O bizi teselli etti. Vallahi benim içinden bir parça koptu yani. Tunç'u gördüm gelirken. Ayşe sorulara bakabildin mi? Evet. Filo'da gidince veririm. Bence tezin eksik. Uçuşta elenenleri de araştırmalısın. Kapalıydı. Geleceğim diye mesaj attım ama iki gündür yanıt vermedi. Sorma Burcu. Tunç elendi. Moralim çok bozuktu. Kusura bakma. Sen ne zaman geleceksin? Nizamiye'deyim. Gelebilir misin? Burada mısın? Burcu çok isterdim de az sonra ilk kez yalnız uçuşa çıkacağım. Yani akşama kadar çıkamam, mümkün değil. Kız arkadaşın. Bir dakika Burcu. Evet komutanım. Arada nefes almak iyidir. Git kızın yanına çık gez biraz. Uçsaydım. Hafta sonu izinlisin. Çıkamam deyince acayip hayal kırıklığına uğradım ama şimdi de geldiğine inanamıyorum. Ben de. Baksana kızım, hocam arabasını bile verdi bana ya. Bu sana kafayı takan hoca mı? Bak şimdi pilotları saymaya başladım. Sen uçurtma dedin, uçuşa çıktım. Sonra bir geldi, tam yanınıza çıkacakken uçuşumu kesti. E aşk olsun. Öyle değil ya. Sen pilot olmamı istemedin. Ama benim uçmamla senin aranda bir bağ var sanki. Kim bilir,
Belki de vardır. Mehmet amca, F4 uçağı o kadar büyük ki. Konuşun. Ancak iki kişi kullanabiliyor. Tek kişilik F4 yok bir kere. Bir kere ağzında olurken konuşma. İkincisi görüyorsunuz işte. Bu Mustafa hep böyle. Tamam. Sanki araba kullanıyorum. Ya. Tamam, anlaşıldı. Burcu kızım, senin dersler nasıl? İyi Mehmet amca. Bu hafta bir gösteri için Avrupa'ya gideceğiz. Ha. Benim için de ilk olacak. Biraz heyecanlıyım. Hadi hayırlısı. İnşallah devamı da gelir. Gördünüz mü? Siz hala atışın durun. Bu atışmalar bizde de var aslında. Siz bir de violonselcilerle kemancıları görün. Burcu, yardım eder misin kızım? Mutfakta bir şeyler daha. Tabii. Acaba hangisi F4? Violonsel mi, keman mı? Violonsel. Ayşe, limon kapar. Annene de haber versin. Tamam. Neşe teyze, bu limonlar yemyeşil daha. Yazık ya. Anne, ha annem geldi. Geldim. Kelep köfteler hazır. Oo, ben yemek köftesi. Anne, nerede kaldın ya? Aman kızım. Abicim. Teyzen aradı, bilmiyor musun? Lafı bitmez. Hadi götür. Hadi buyurun, buyurun. Herkes köfte alsın, buyurun. Al al, herkes de. Ellerinize sağlık valla. Afiyet olsun oğlum. Filiz teyze, Mustafa da çok iyi çatı aktarır. Hazır buradayken sikini de aktarsın. Evet, çaylarımız geldi. Hoş geldin Filiz. Burcu, gel gel, kaçırıyorsun seninki şımarıklıklarını. Bu evde böyle şımarıklıklarını. Sağ ol. Hiçbir şey yapmadım hadi kızım be. Ya. Bırak. Ayşe, siz ikiniz de bizim göz bebeğiniz. Baba, Burcu aynı zamanda modern dans da yapıyor. Öyle mi? Tabii. Yani sen de uçuyorsun. Başka bir gökte. Evet ama bizim kanatlarımız çelikten yapılma değil, aşktan yapılma. Duyuyorsunuz değil mi? İyiymiş be. Çok güzeller. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Hele bunun renklerine bayıldım. Al, senin olsun. Hatıra. Çok teşekkür ederim. Bak, bunu da Ahmet'e yapıyorum. Henüz bitmedi. Haberi yok. Hoşçakal. Çok güzelmiş. Burcu. Ahmet, haberi şimdi aldım. Konserdeydim. Ayşe arayıp mesaj bırakmış. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol Burcu. Çok kötüyüm ya. Yalnız uçuşa çıkıyordum. Konuştuk. Akşama gelirim dedim ama onu göremedim bile. Onur. Teğmen Onur. Hadi gel burası olma. Efendim Burcu. Ahmet, geliyorum. Şimdi olmaz Burcu, kafam çok karışık. Karar aşamasın. İyi ama ben de varım. Şimdi senin yanında olmak benim için çok önemli. Ne olur izin ver, yanında olayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Söyle bakalım, kol kalkışına yer rüzgar limitine. 20 knot komutan. Çok bozuk. Zaten... Aman ya, boşver. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Atölyeye gidiyorum. Gelsene, hem kafan dağılık. Yani ama bak, böyle şimdi anket falan dolduracak durumda değilim. Tamam. Hadi. Ne güzelmiş. Ver bakayım. Al bakayım. Hadi atla. Ulaşamıyoruz. Birazdan tekrar deneyim. Peki. Ben şurada bekleyeyim o zaman. Thank you.
İşte. Hoş geldin. Vay vay. Ressamlık da var demek. Bunlar kendim için çizdiklerim. Çok iyi ya. Kask boyuyorsun hala demek ha? Motosikletçi arkadaşlarım için çizdim. Nasıl? Beğendin mi? Vallahi çok güzel. Ellerine sağlık. Bana da boyar mısın diyeceğim ama. Bence senin için hala erken. Haklısın. Zaten daha ne kadar uçarım o da belli değil. Sen bu fileri niye takıp duruyorsun hep? Özel bir nedeni mi var? Hı hı. Hediye. Uçuş okulunun ilk günü kapıda boynundan çıkarıp takmıştı. Bak şimdi ya niye söylemiyorsun? Ben de takıyorum bunu. Sordun mu kızım? Aldın hemen. Özür dilerim. Nerede sevgilim? Burada mı şimdi? Şimdi İstanbul'da. Biraz da canım ona sıktım. Son aradı, geleceğim dedi. Gelme dedim. Yani sence ayıp etmiş miyimdir? Bir de soruyor musun Onur? Niye gelme dedin? Ne bileyim. Ara hemen. Arayayım değil mi? Ara. Ya ama arasam da açmıyor zaten. Kontrollerini yapmayı unuttum. 10 dakika bir yapmalıydık. Sen hala duruyorsun. Arı 4-7 Çiğli Rapkon. Arı 4-7 Çiğli Rapkon. Onur. Cevap versene. Adamın sesi kısıldı. Çiğli Rapkon. Arı 4-1 sizi dinleyelim. Bırak. Bırak. Daha çağrı adını bile söyleyemiyorsun. Kumandalar bende. Arı 4-7. Variyetin kumanda dönüyoruz. Hadi bakalım. İkinci kırmızıyı da aldım. Fırsat kollar gibi üst üste iki kırmızı. Bu ne acımasızlık ya? Bu adamın durumunu bilmiyor mu yani? Cenazede o da vardı. Onur, ne bu halin? Kendine gel. Oğlum, biz buraya niye geldik? Hı? Nasıl geldik? Birbirimize ne söz verdik, unuttun mu? Bak öyle anlamaz gibi bakma, bir de ihanet sayarım bu yaptığını. Ya Ayşe. Ya Mustafa sen karışma. Sen git. Bana baksana sen. Biz birbirimize küçükken söz vermedik mi? Ya ikimiz birden pilot olacağız ya da olmayacağız demedik mi? O gün niye kestik biz parmaklarımızı? Niye dayak yedik? Ya salya sümük ağladığımızı unuttun mu? Ayşe. Bak, biz kanımızı da döktük, gözyaşımızı da döktük. Gerekirse canımızı bile veririz demedik mi? Bak, bu yaptığını ihanet sayarım Ahmet Onur. Ayşe. Nasıl? Bak, Mehmet amca benim de babam sayılırdı. Senin pilot olman onun en büyük hayaliydi. Daha sıkı sarılman gerekirken birden kendini koyverdin. Babam için yapacağım bu mu? Anlamıyorsun kızım, anlamıyorsun. Niye anlamıyorum Ahmet Onur? Bana bak, hatırla. Bunu benden daha iyi kimse anlayamaz. Nişan vaziyeti. Al. Ateş. 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 Bak bu babamın uçağı. Uçağı ne oldu? Düştü. Babana ne oldu? Uçtu. Bakayım şuna. Gel. Komutanım sizinle bir konuda görüşmek istiyordum. Geç otur. Komutanım özür dilerim ama Onur'un ikinci kırmızıyı hak etmediğini düşünüyorum. Babasının ölümünü metanetle karşıladı. Benden alışık, her zaman bekliyordu bunu, hazırdı. Asıl sebep annesinin kaygısı.
Bu yüzden performansı düştü. Ben Onur'a hala güveniyorum. Onun yerinde başkası olsa zaten kırmızıyı vermezdim. İkinci kırmızıyı kendine gelsin diye verdim. Anladın mı? Komutanım, birinciyi bilemem ama ikinciyi kendisi isteyerek aldı. Nasıl yani? Komutanım, bize boşuna ikiz demiyorlar. Onu hissederse ben de hissederim. Annesi mi diyorsun? Adı neydi? Neşe komutanım. Bakın size bir hikaye anlatayım Neşe Hanım. Bir köyde tembel, haylaz, okula gitmek istemeyen bir çocuk varmış. Babası da onu çobanlığa yollamış. Çocuk koşa koşa eve gelmiş. Annesine demiş ki, anne ben bir şey gördüm, kocamandı, uçuyordu demiş. Annesi de demiş ki, ha kuştur o. Yok yok, içinde iki kişi vardı. O zaman uçaktır. İçindekiler de pilot demiş. Anne, ben de pilot olmak istiyorum demiş çocuk. Annesi, sen daha ilkokulu bile bitiremedin. Nasıl pilot olacaksın? Çok çalışman lazım demiş. Ama çocuk o uçaktan çok etkilenmiş. Anne demiş, vallahi çok çalışacağım. Ben pilot olacağım. Beni bir daha okula gönder. O çocuk pilot olabilmiş mi? Karşınızda duruyor efendim. Osman, ne demek? Gökyüzü. Ona gönül verenler onun için canını bile verirler. Bir kuşun uçmasına engel olmaktansa onu uçarken vurmak en doğrusudur Neşe. Biz burada kanat arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Şimdi biz onların hocasıyken ileride onlar bizim hocalarımız olacak. Yani aslında biz burada hocalarımızı yetiştiriyoruz. Neşe Hanım, oğlunuzun iki tane kırmızısı var. Bir kez daha kırmızı alırsa bu son uçuşu olacak. Bir daha onu uçarken göremeyebilirsiniz. Gökte zaman sanki durur. Yerdeyken su gibi akar. Sen uçarken bir ileri, bir geri akar. Bir fırtınaya girersin. Kanadın kırılmasın diye dua eder, zangır zangır titrersin. 5 dakika, 5 saat gibi geçer. Sonra ölümle yüz yüze gelirsin. Koca hayatın sanki bir film şeridiymiş gibi gözünün önünden geçer. O yüzden kimseyi asla unutamaz. Sen de birine bağlan. Bekleyeni olsun. Yoksa ömür boyu ardından gelir. Yurt dışına göreve gidiyorum. Arabam sende kalsın.
Uzun bir süre yokum. Döndüğümde de böyle isterim. Merhaba Burcu, nasılsın? Ben değilim. Mezun oluyoruz da seni davet etmek istedim. Kulların hala boynumda. Sen telefonlarıma hiç çıkmıyorsun ama ben onu hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyor musun? Emin misin? Dur Aslan, bakayım. Bu kişi. Çok güzel. Aynen abi. Ben Eskişehir'e çıkmışım. Liste açılmış. Sahi mi? Baktın mı benim telefon altı değil mi? Evet, telefon altı. Seninki ne? Tabii ki F4. İyi, hayırlı olsun. Mustafa'ya da hayırlı olsun de. Hayırlı olsun, beraber miyiz? İkizine sor, listeye bakan o. F4. Ne? Oğlum sattın lan beni. Ya, ne iş? Abi küçücük kız o koskoca uçağı nasıl uçuracak tek başına? Yok ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Gelmeyeyim mi? Bak, sen istedin. Gel, gel. Of. Dünyanın en bilekli, en yürekli pilotlarının yetiştiği bu üs yalnızca bir başlangıçtı. Bundan sonra sizi çok daha zorlu eğitimler ve uçuşlar bekliyor. Dilerim ki hepiniz ileride Anadolu Kartalı tatbikatına katılır ve bu sözlerimin doğruluğunu orada gösterirsiniz. Bu yuvadan bir kartal olarak ayrılıyorsunuz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Tebrik ederim. Burayı birincilikle bitiren ilk kızımız sensin. Hep böyle başarılı ol. Laf aramızda F-16 ile de uçuyorum. Ama F-4'ün yeri ayrı. Sol! F-4 kullanmak bilek ister. Aferin. Sol! Söyle bakalım, sana niye kılpayı diyorlar? Kol uçuşunda lidere bir kıl kadar yakın uçuyordum komutanım. Hayırlı olsun. Bundan sonra bana abi diyeceksin. Söylediklerimi unutma. Arabama da iyi bak. Sol! Ama keşke babalarınız da burada olsaydı da görseydi. Anneciğim onlar zaten bizimle buradalar. Burcu niye gelmedi oğlum? Ben İstanbul'a gideceğim anne. İyi edersin. Yani. Baştan bir kere daha arkadaşlar, hepiniz buraya uçmayı öğrenip geldiniz. Şimdi gökyüzünde avlanmayı öğreneceksiniz. Bazılarınız F-5'te, bazılarınız F-4'te ve F-16'da eğitim alacaksınız. İleride en başarılarınız Türk mühendislerin üreteceği kendi savaş uçaklarımızda uçacak. Yine en başarılı pilotlar dünyanın en seçkin pilotlarının da katıldığı uluslararası tatbikatımız Anadolu Kartalı'na katılacak. İşte öğrendiklerimizin hepsini asıl burada ortaya koyacağız. Ayrıca 100. yılda akrobasi gösterileri yapmak üzere bir F-16 hazırlanıyor. Adı Solo Türk. Belki de onu aranızdan biri uçuracak. İnsan değiller. Solo Türk'e tanık mısın? F-4 olsa düşünürdüm ama pilavdan dönenin kaşığı kırılsın değil mi Mustafa? O nasıl söz kız? Anca beraber kanca beraber. Ama sana yakışır ha? Ya F-16 olsa yakışır. Ama böyle havada gösteri yapmak falan bana uymaz.
Aa canım. Bakarken için gidiyor ama onlara. Ne gidecek be? Sadece bakıyorum. Ha. Hem senin gibi imza almak için kapılarında beklemiyorum Hüseyin. Oğlum yeğenim istedi diyorum ya. Ya bilmem mi canım? Hadi be. Hüseyin. Hep 1,5 saniye geç kalıyorsun harekete. Sarkma kardeşim, sarkma. Senin arkanda 2 adam var. Sen onu ip durursan onlar ne yapsın? Tamam hocam. Kımıldatmayacaksın tayyareyi. Hele sen bir türlü yerinde uçmuyorsun. Hep açıkta duruyoruz. O kadar kanat sallıyorum, telsizle anons ediyorum. El işareti yapıyorum. Niye yaklaşmıyorsun? Yaklaştım ya hocam. 2 metre yakınına girdim. 2 metreymiş. Bak sana ne kadar yaklaşacaksın göstererek. İşte bu kadar yaklaşacaksın. Tam bu kadar, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Siz ne istemiştiniz? Komutanım, yeğenim için imzalar mısınız? Arkadaşları da imzalatayım. Gelip alın, tamam? Tamam komutanım. Ben alırım komutanım. Tamam. Ne yapıyordunuz lan yukarıda? Dans edeceğiz diyordum, onun provasını yapıyorduk işte. Ne dans, ne provası? Dündeki ilk dans gibi. Ha? Hadi canım! Ciddi misiniz? Evet. Oh be abi! Sonunda! Ben de bunlar ya birbirini vuracak ya da iki çocuk yapacak. Hadi. Gel oğlum ya. İyi bakın birbirinize. Sen de kendine iyi bak. Ankara'ya yakın ha, sıkıldıkça gel. Şey üzme. Merak etme, biz yapacağımız her şeyi peşin peşin yaptık zaten. Sıkıyorsunuz. Hadi. Dikkatli gidin. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Oğuz, neyin var? Yok bir şeyim. Ya hadi boş ver hadi. Hoş bulduk. Uçağımız faal, herhangi bir arızamız yoktur. Ben teşekkür ederim. Of, of yani. Ne oldu Mustafa? Bayağı zorlandın galiba. Uçağı çektin 7G, sonra ittirdin. Birden -3G'yle. Kızım elinin ayarı kaçmış senin. Az daha bayılıyordum. Ya ben zaten bayıldım. E peki nasıl topladın uçağı? Ayıldım. Hadi canım sen de. Hoş geldiniz komutanım. Hayırlı olsun. İkiniz Anadolu Kartal tatlı katına gidiyormuşsunuz. Ha, teşekkürler şefim. Sağ ol. Teşekkürler. Evet ya. Bakarsın eski ekip yine toplanırız ha. Tabii canım. Onlar hançerlerde. Akgörcan'ını okuyacağım bunu. Tüm bombaları attım. Ama top mermisi atmıyor. Tatbikatta böyle bir hata da rezil oluruz. Onur Üsteğmen'im, sizin uçağınıza top mermisi yüklemedik ki. Nasıl yani? Kardeşim top mermisi yüklemeyi nasıl unutursunuz ya? Bir sorun mu çıktı Üsteğmen'im? Uçağa top mermisi yüklememişsiniz şefim. Bu nasıl ihmaldir? Uçuş programında mühimmat olarak sadece eğitim bombası yüklenecek görünüyor. Top mermisi görünmüyor. Olur mu öyle şey? Atış görevinde top mermisi nasıl olmaz? Yüklememişsiniz işte. Hayır Üsteğmen. Bakın. Programda sadece eğitim bombası görünüyor. Top mermisi yok. Ayrıca uçuş öncesi siz de kontrol ettiniz. Yani uçağa da listeye de baktınız. Baktınız değil mi? Bugün Üsteğmen hep böyleyse yandık biz. Şş, bak çok genç de. Daha yolun başında. Olur böyle şeyler. Sıkma canını. Hadi. Gelmez olur muyum Ayşe? Dağıtacağım o düğünü. Hem Ağustos'ta değil miydi? Neden erken aldınız? Ya tatbikat öncesi moral olsun diye canım. Başka bir şeyden değil. Ha bu arada Tunç'la Fatih de seçim biliyorsun değil mi? Hadi canım. Bak bu gerçekten moral oldu benim için. Tamam anlaşıldı. Senin canın sıkılmış. Sorma Ayşe ya. Uçuştan döndükten sonra makinisti haksız yere ters dedim. Ya tamam. Sıkma sen canını.
Sen bir şekilde çözümünü bulursun. Biliyoruz seni. Kaftan'da yaşarmış. Bilgi ağacında bir yuvası varmış. Tüm zamanların bilgisine sahipmiş. Ölümü geldiğinde ateş olup kendi kendini yakarmış. Ama sonra küllerinden yeniden doğarmış. Ölümsüzmüş yani. Anka kuşunun tek amacı yerle göğün arasındaki birliği sağlamakmış. Sonunda gerçeği kendinde bulmuş Özlem abla. Sen hiç uçmak ister miydin? Çok. Çok isterdim. Ama bunlar uçuştan böyle sapasağlam dönüyorlar ya. Yetiyor bana. Bakayım. Ellerine sağlık. Ali çok güzel oldu bu. Günaydın, kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz üstelik. Dünkü tatsızlık için kusura bakmayın. Boş verin, olur öyle şeyler. Arkadaşlar, baklava molası, buyurun. İsteyim, isteyim benim. Gel, gel. İşte olay bu. Özlem, sen misin? Onur. Harika geldin. Kızım, hala tezin bitmedi mi? Oo, çoktan bitti o tez. Ne işin var burada? Buradayım, Konya'dayım. Üniversitede öğretim görevlisi oldum. Oo. Yüksek lisans tezimi çok beğendiler. Şimdi doktora yapıyorum. çok güzel. Düğünden haberin var mı? Var. Ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Ne yapayım, sen İşte benim. Özlem Hanım, buyurun baklava yiyelim. Gel hadi. Aa. Afiyet olsun. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu semazenli peçeler yeni mi? Evet komutanım. Çok güzel. Tabii Konya'nın simgesi. Sadece Konya'dan ötürü değil komutanım. Hani her sene buraya dünyanın dört bir yanından geliyorlar ya tatbikat için. Biz de gel diyoruz işte. Ne olursan ol gene gel. Babam. Pilotlar için çağın semazenleri derdi. Gökyüzünde uçuyoruz diye. Sizin için gökyüzünde uçmak. Bizim içinse ne olursan ol gene gel. Siz uçarken biz dua ediyoruz üstemin. Geri dönmeyen bir pilotun dolabını boşaltmak nasıl acı verir insana, siz bilemezsiniz. Hadi. Daha bir dünya kadar baklava var, hadi. Çok teşekkürler üsteğmenim, sağ olun. Lafım olur şefim, afiyet olsun. Ya bu da çok güzel araba, çok yakışıklı da bakımsız. Valla gördükçe içim parçalanıyor. Sorma ya. Konya'da ustasını bulamadım. Vites geçmiyor, yağ yakıyor. Bir de Eskişehir'e gideceğim düğüne. Bir arıza çıkarır diye kaygılanıyorum. E benim arabayla gidelim. Siz bunu bize bırakın, bir bakalım biz. Anlar mısınız? Özlem Hanım, üste binin. Gelin size bir şey gösterin. Gelin, buyurun. Özlem Hanım, kafanıza dikkat edin. Hı hı. Bu uçak acil inişte pist dışına çıkıp yanmıştı. Amerikalılar neredeyse onarımı imkansız diye düşündü. Ama biz Türkiye'de onardık. Şefim, helal olsun. Gerçekten gurur duydum. Biz de gurur duyuyoruz. Ayrıca yakında uçacak. Yanmış, onarılmış, yeniden doğmuş. Anka. Onu ben uçuracağım. Nereye oğlum? Eskişehir'e düğüne komutanım. İyi. İyi yolculuklar. Sağ ol. Teşekkürler. Ne haber? İyidir. Ver bunu asıl. Geç sen, ben kullanırım. Ya. Geç geç. İyi hadi. Doktor mu olacağım başımıza? Şimdi de uçamayanların psikolojisini araştırıyorum. Ya sen böyle kask falan boyuyordun. Ne oldu o iş? Doktora o kadar zor ki Onur. Uzun zamandır hiç boyaya, resme falan vakit ayıramıyorum. Ama benimkini boyarsın değil mi? Bakarız. Burcu ne yapıyor? Geliyor değil mi düğüne? Aylardır görüşmüyoruz. Biliyor musun? Beni sen yaktın.
Tanışın. Elif, Devrem Tunç. Bizi birkaç kez daha tanıştıracak ama memnun oldum. Nasılsın Elif? Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyi. Ne yapıyorsun bakalım? Arama kurtarma. Kaç kişiyi kurtardın? Vallahi bir balıkçıyla dağcıyı saymazsan daha siftah yapmadık. Hı. Oğlum, herkes göreve gitmek için can atarken biz göreve gitmemek için dua ediyoruz vallahi. Ha, tam yerini bulmuşsun. Yakışmış sana vallahi. Oğlum sen niye yanlışsın? Senin radarlar çalışmıyor mu? Gelene bak. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Burcu, Elif. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Bizi de yaramazlık yaptık diye dışarı attılar. Düğüne almıyorlar. Ama senin sayende kesin gireriz. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Onur yoldadır. Ama Neşe teyze ile Filiz teyze içeride. İsterseniz geçelim. Onlar da geldi zaten. Merhaba. Hoş geldin. Hadi canım. Baskısı altında kalmadan Mustafa Hızarcı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Mustafa Hızarcı, Ayşe Dinçer ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Welcome all participants. As shown on the slide, 30th Anatolian Eagle Training Exercise will be conducted with the participation of 15 different types of aircraft of 5 countries. The aircraft of the 132nd Hançer Squadron with the most experienced pilots of the Turkish Air Force will represent the enemy as the Red Force, and they will assist in the training of participants flying as the Blue Force. This year's exercise will focus on air-to-air and air-to-ground attack training, as well as air-to-air refueling and cargo drop from transport aircraft. Have a safe flight and happy landings. Vay anasını be, yaşlandık. Ne kadar oldu görüşmeli ya? Yok artık. Ya bu tatbikat var ya, bana çok iyi geldi ya. Abi sorma, ben de son işimde hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ya işte hepimiz birlikteyiz, aynı üsteyiz. Vallahi Onur sizi keklik gibi avlasa da kabulümsünüz.
Bana iş çıkarmayın yeter. Dağlarda aramayın sizi Allah sonra. Hadi lan. Herkes arkasını kollasın. Hiç affetmem. Bana göre. Doğru söyledin. Valla doğru. Göreceğiz. Vay, sert yaptı. Al. Oğlum şakayı makayı bırakın da bu arada tatbikatta başarılı olursanız kuvvet komutanı mutlaka ödül veriyormuş. Hanginiz alıyor? Kesin ben alacağım. Yani. Hadi, her zaman. Hadi. hadi gidiyoruz. Sola Türk geliyor. Hadi. Sola Türk. Şekerleri al. Amigoş'ma hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Amigoş'a bakayım. Özlemişsindir bak. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu ya, hepiniz toplanmışsınız gene. Ne yapıyorsunuz burada? Ben bu üsteyim zaten. Onlar tabii da tatbikat için geldi. Bu üçü bana güvenerek katıldılar komutanım. Ben arkadaşlara göz kulak oluyorum, yoksa keklik gibi avlanıyorlar komutanım. Ben zaten sizi tatbikatta göreceğimi biliyordum da. Burada ne işiniz var? Vallahi biz bir yakından bakmaya gelmiştik komutanım ama sizin olduğunuzu hiç bilmiyorduk. İyi. O zaman tadını çıkara çıkara bakın. Belki bir gün size de kısmet olur. Mesaj alındı komutanım. Yurt içi göreviniz bitti mi? Tatbikat için mi geldiniz? Bitti bitti. Tatbikatta beraberiz. Sen kırmızı uçuyormuşsun ha? Sola Türk. Sola Türk'ü konuşuruz sonra. Benim araba ne durumda? Komutanım benim biraz hangarda işim var. Ben daha sonra bulurum sizi. Çay içeceğiz, yakala bizi. Tamam. Hadi gelin biraz çay içelim. Buyurun. Eksik kaç çektin? Kolay gelsin. Naci Başçavuş nerede? Eyvallah. Şefim. Şefim. Olur üstey benim. Bizim araba ne oldu ya? Sahibi geldi de. Araba? Biz biliyorduk geleceğinizi. Merak etmeyin. Araba otoparkta. Çok sağ olun şefim. Kolay gelsin. Vay be. İyi bakmışsın ha. Buyurun komutanım anahtar. Eskisinden daha iyi duruyor. Atla bir tur atalım. Sen ilk kez katılıyorsun. Bak, geçen yıl daha başta herkesi vurduk diye biraz yavaş olun uyarısı geldi. İlk günlerde fazla asılmıyoruz. Bırakılmalısınlar, tamam mı? Bizi vurmasın yeter komutanım. Hançer kol İpek, iki grup mavi, 1-0-0 50 mil. Güney grup iki uçak, 1-2-0 45 mil. Size doğru yaklaşmakta dikkatli olun. Tunç nedir durum? Komutanım, kırmızılar batıdan yaklaşıyor, maviler de doğudan. Hançer kolunun iki numarası da Onur'un uçağı. Bu numara, komutan, 1-0-0, 50 mil, 25 bin feet, at. İki numara, girelim hafaza. İki numara anlaşıldı. Hançer 2 tehdit, saat 1 istikameti 10 mil.
Mavi tek grup. İki uçak sana randevu oluyorlar. Anlaşıldı İpek. İki numara kaçışta. La. Hançer 2 tebrikler, iyi atıştı. Mavi 1 numara saf dışı. Oldu bu iş. Hançer 2 kuzeydeki mavi uçak sağdan, güneydeki soldan sana arkacı oluyorlar. Top benzinindeyim. La. 3, 2. İlk günden 3 mavi indirmişsin. Ben de beklemiyordum. Tunç uyarmasa çıktığı gibi avlanacaktı. Doğru söylüyor. Tunç'un sesini duydum da kendime geldim. Oğlum herif son uçağa ta dibine kadar girip topla vurdu ya. Sevdin sen bu uçağı. Oo. Bakıyorum da keyfin yerinde. Bak, bu adamlar boş hava sahası bulamıyorlar. Şurada 2 saat tecrübe kazanacağız diye dünyanın bir ucundan geliyorlar. Bütün sene bu tatbikatı bekliyorum. Ama sen ne yaptın? Çıkar çıkmaz liderlerini vurdun. Sonra 2 uçak daha indirdin. Rahat bırak oğlum adamları. Major, there must be a mistake. What mistake, Major? There's no way in hell the first lieutenant could have avoided my missile with a maneuver like that. We will soon see. I was planning to take a look anyway. John'un kolunun ilk saniyelerini açar mısınız? Hemen açıyorum. Onur'un kaçışı. This is his first time on the exercise. Yes. Not bad. Not bad at all. He's my student. I'll do air-to-air refueling first. Then we'll briefly cover a C-130 transport aircraft against enemy aircraft, while it does a cargo dropping with parachute. If the cargo aircraft is hit, the task will rate as unsuccessful. After covering C-130, we'll destroy surface targets. On this mission, First Lieutenant Mustafa will fire for the first time a missile that has real camera imagery from long range at a SAM missile. We really need to watch for surface-to-air missiles during this mission. Panther Leader Ipek. Bullseye 090, 40 miles, 24,000 feet, single group. Hançer 2, Hançer 1. Mavi uçakları arasına siz. Biz diğerleriyle uğraşırken C-130'u vur yeter. Anlaşıldı Hançer 2. Ayrılıyorum. Thank you.
uzunraz daha çarpıyordu komutan. Tekrar göster şunu. Ne yaptın oğlum sen? Öldürüyordun ikimizi de. Mustafa tamam. Sen de kendine gel. Bitti artık. Topu kendi bitti. Bitti. Sakin ol. Tutturdular, o bomba kesin kamera görüntülü bombadır diye. Yoksa o iki füzeden kurtulup hedefi vurması imkansızmış. Ben de gidin hangara bakın dedim. Harbi hangara gidip baktılar mı komutanım? Komutanım, fark bilekte deseydiniz. Ya siz bilek diyorsunuz da ben hiç anlamıyorum. Nasıl dayanıyorsunuz acıya? Aşk özlem, saf aşk. Sen onu Onur'a soracaksın. Evening guys. Evening. How you all doing? Hey. First Lieutenant Aisha. My congratulations. Thank you. It's my third time on this exercise, and I've never seen shooting this good before. Thank you, sir. So, tomorrow's our last day, I guess. Be seeing you next year. This is Konya. The proper for this place is come, come, come again. I've heard that proverb before. Maybe I will. Cheers. Have a good night. Safaş diyorduk, Onur yarın kaldı. Yarım kaldıysa zaten saf değildir. Unut gitsin. Afiyet olsun. Ben halledeceğim artık bu işi. Sene boyunca bunu bekledim. Bütün sene boyunca. Evet. Deseydim daha önce giderdik canım sen. Eğlence için bütün sene beklemene gerek yok canım. Arkadaş, yürütme de mesela. Fallara bakacak sonra. Bakın kapatacağım ben de. O çok güzel falan bakıyor ayrıca. O hep bakıyor zaten. Evet. Bütün yıl boyunca ben sana bakıyorum. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Onur. Emredin komutan. Ne bu halin? Yok bir şey komutan. Sonuçta ne yaptım biliyorsunuz. O geçti gitti. Unut onu. Her uçuş ilk uçuştur. Yok komutan. Bu benim için son uçuş gibi. Artık dayanamıyorum. Savruluyorum. Galiba bedellerin en ağırı bana düştü. Bekleyenim yok komutanım. Bekleyenim yok. Dur bakalım. Hayatın insana ne zaman ne göstereceği belli olmaz. Yalnızken neler yaşar iki insan? Ten tene, göz göze dokunur ya can. Bilemezsin nasıl da akıp geçer zaman. Hele sayılıysa, vakit kısıtlıysa. Özlemek, daha gitmeden eksik hissetmek. Öpmeye doyamadan veda etmek. Kıyamazsın nasıl da akıp biter zaman. Hiç bitmesin, hiç bitmesin. Bilsem bile ölüme yürü korkusuz gelir benle. Görsem bile nasıl sevdiğini. Sevdim işte onu delice cesaretim yok artık benim vazgeçmeye. Uçmalısınız. İşte böyle. Time out kill. Tebrikler Hançer 2. Görev başarıldı. Tatbikat bitmiştir. Peki, konuşan Hançer Kol. Görevi tamamladık. İki uçak meydana dönüyoruz. Geliyor bizimki. Şimdi Türk yıldızlarıyla Dubai'ye gittim. Tebrikler beyler. İyi işte.
Teknisi yardım talep ediyor musunuz? Negatif. Motor pistimiz arkasında çalışıyor. Teknis işlemlerini tamamladı. Acil durum ekiplerini inkarsız. Pisti tutturamayacaksınız. Atlamayı düşünün. İpek. Hançer 2. Atlamayı düşünmüyorum. Uçağı indirmeyi deneyeceğim. Abi ben helikoptere gidiyorum. Atlayacak bu herif. Hançer 2. İpek. Emniyetli irtifağın altındasınız. Atlama kararını vermekte gecikmeyin. İpek, Hançer 2 atlamayacak. Hançer 2, konuşan Ukra. Harekat tarzınız ne olacak? Hançer 2 tersi süpürleti talep ediyor. Hançer 2, kaç dakikalık yakıtın kaldı? Tükenmek üzere. Onur. Uçağı hemen terk et. Yapamam komutanım. Uçağı indirmeyi deneyeceğim. Onur, tekrar ediyorum. Uçağı hemen terk et. Komutanım yapamam. Anka bu. Bırakamam. Onur, motorun her an vurabilir. İrtifağın yetersiz. Tekrar ediyorum. İrtifağın yetersiz. Onur. Onur süratin çok fazla. Pas geç, pas geç. Atla artık. Komutanım baba. Onur, uçağı şehrin dışına yönelt. Ve atla artık, atla. Atlamayacağım komutanım. Bekleyelim var. Komutanım motor durdu duracak. Ya süzülerek gidecek ya da... Alçak kalma! Alçak kalma! Paraşüt! Bu kaşağı! Çocuklar, haberiniz var mı? Komutan sizi görmek istiyormuş.
Üsteğmen Hazarcı. Üsteğmen Onur. Hoş geldiniz. Sizi özellikle görmek istedim çocuklar. Bu yılki tatbikatta yüzümüze arttınız. Sağ ol. Babam benim en iyi öğrenciydi. Sen de onun gibi bilekli çıktın. Sağ ol. Kızım, ne yapacaksın bakalım bundan sonra? Var mı istediğin bir şey? Söyle, söyle, çekinme. Komutanım, uygun görürseniz 29 Ekim'de uçacak Solo Türk'ün pilotu olmak isterim. Kızım iyi de Tanaçan binbaşı uçuruyorum. Yok yok, zaten kendi önermişti. Bakalım sen de istiyor musun diye sordu. Hemen başla o zaman çalışma. Hı? Emredersiniz komutanım. İkinize de başarılar diliyorum çocuklar. Sağ ol. Üsteğmen Onur. Emredin komutanım. Tanaçan, seni de Türk Yıldızları'na istedim. Ben de az önce imzaladım. Hayırlı olsun. Sağ ol.